Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle son derece kolay bir model çalışacağız. Ön yüzde de arka yüzde de hep aynı işlemlerimizi yapıyoruz ve şöyle güzel bir e, görüntü elde ediyoruz. Modelimiz e, gayet kolay olduğunu söylemiştik. Çift sayılarla başlıyoruz. Her çiftte aynı işlemlerimizi tekrar ediyoruz. Çok güzel şallar, atkılar Yelekler, ceketler örebilirsiniz. Hatta çok büyük parçalar halinde başlayıp güzel battaniyelerde gayet hoş duracaktır. Dilerseniz birkaç renkle de bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Kullanacağınız alana göre battaniye örecekseniz yine birkaç sıra örebilirsiniz ya da bu şekilde örüp küçük küçük motifler yapıp birleştirerek battanelerde bu çalışmamızdan yapabilirsiniz. Evet. Kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamızın yapımına geçelim. Kolay gelsin. 3 numaralı şişimi kullanıyorum. Modelimi korumak için şu şekilde çok tatlı bir mavi kullanmak istiyorum. Etrofil Babycan ipimin markası. Dilediğinizle örebilirsiniz. İstediğiniz çalışmaya göre tabii ki iplerimiz çeşitlenecektir. Şimdi ikişer ikişer ilmeklerimiz üzerine kurulacağı için modelimiz iki ve katlarıyla ilmeğimizi toparlamaya başlayalım. Çok güzel şallar, atkılar erkek bebek ya da yetişkin erkeklerde kullanılacağı gibi bayanlar için de gayet güzel çalışmalar yapacağımız kolay bir model olacak ilmeklerimi iki ve katlarında olacak şekilde şişime alıyorum Sayıyla ilmeklerimi toparladım. Şu an burada 28 tane ilmeğimiz var. Şöyle ipimi bittince bağlıyorum. Ve şişimizin ilk sırasından örmeye başlıyoruz. Birinci ilmeğimizi de şişimizde olduğu için örüyorum. Düz örüyorum. Bütün ilmeklerimizi düz örelim ve sıra başına gelelim. farklı alan arkadaşlarımız düzümüzü farklı alabilirler. Kalın iplerle de gayet güzel durmakta çalışmamız. Birinci sıramızın sonuna kadar geldim. Düz örüyorum. En son ilmeğimi kenarımızın düzgün çıkması için ters örüyorum. Modelimizi kurmaya başlıyoruz. Örgümüzün ön yüzdeyiz. Ön yüz, arka yüz hiç fark etmez. Hepsinde aynı işlemimizi yapacağız. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ile 3'ün arasına yani sıradaki 2 ilmeğin arasından giriyorum. Düz örüyorum. Şöyle ipimi çıkarıyorum. Şöyle alıyorum kenara. Bakın diğer tarafa. Buradaki 2 tane ilmeğimi aynı anda düz örüyorum. tekrar sıradakini aynı şekilde örüyorum. 2 ilmeğin ara boşluğa giriyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz ara boşluğa giriyoruz. Herhangi bir yere girmiyoruz. Bakın şuraya giriyorum. Bir tane düz örüyorum. İpimi alıyorum şöyle kenara. Diğer iki tane ilmeğimi aynı anda örerek bir tanesini kesmiş oluyorum. Çünkü bir tane çıkardım. Tekrar araya giriyorum. Alıyorum. Her iki tane ilmeğimi örüyorum. İkisinin arasına girip ilmeğimi çıkarıyorum. Diğer iki ilmeğimi tek seferde örüyorum. Yine aynı işlemler. sona kadar bu şekilde örerek devam edelim. Şöyle görelim. Bakın şu şekilde örmekteyim. 2 2 devam etmekte. Zaten 2 ve katlarıyla ilmeklerimizi alacaktık. Biraz daha ilerleyelim. Sona gelelim. Sona kadar geldim. Sonda 3 tane ilmeğim kaldı. Birinci ilmeğimi örmeden almıştım. Bakınız çiftin birincisi burada. Bir tane de sonda kalacak. Son iki ilmeğimin arasına yine giriyorum. Çekiyorum ve iki ilmeğimi yine düz örüyorum. En son ilmeğimi ters örüyorum. Bu dilimizi birinci sırada bu şekilde kurdum. Şimdi çeviriyorum. İpimi şöyle arkaya alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine iki tane ilmeğimin arasına giriyorum. Diğer sırada yapmış olduğum gibi. Sıradaki ilmeklerimin her ikisini tek seferde örüyorum. İkisinin arasına giriyorum. Her iki ilmeğimi alıyorum, tek seferde örüyorum. İkisinin arasına girelim. İpimizi alıp örüyoruz. Giriyorum. ikişer ikişer gruplar halinde belirli durmakta zaten modelimiz şöyle yaptığımı göstermek istiyorum Diğerleri de bakınız yapacaklarımız da yine ikişer ikişer belirli Evet örüyorum Kalın iplerle de gayet güzel olmakta. Yine sona geldim. İkisini alalım. çıktım. İkisini alıyorum. Son ilmeğimi yine ters örüyorum. Sonu ters örmeyi unutmayalım. Kenarımız şöyle çok düzgün bir kenar olarak çıksın modelimizde. Evet, şimdi ben işlemlerimin tekrarıyla örmeye devam ediyorum. Her iki yönde de yaptığı, yapacağım çalışma değişmeyecek. Aynı şekilde örerek biraz büyütelim. Modelimizi önden ve arkadan aynı işlemlerimizi tekrar ederek örmeye ben devam ettim. Bakınız çok güzel oldu. Her iki yönü de aynı olduğu için hiç farklı bir işlem olmadığı için şöyle uzaktan bir haroşa görüntüsü de kazanmakta. Ve kenarları Uç kısmı kesinlikle kıvrılma, dönme yapmamakta. O yüzden lastiksiz örebiliriz. Çok güzel atkılar, şallar olur. Hiç kıvrılma olmadan ve de örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız için de çok güzel bir seçenek. Hiç zorluk yok. Hep aynı tekrarlar, iki ilmeğin üzerinden devam ettirerek örüyoruz. Arkası da aynı. Her iki yönde de görüntü aynı. Kıvrılmalarımızın da olmadığını tekrar tekrar görmekteyiz. Evet şimdi şöyle birazcık daha devam edebiliriz ilk ilmeğimizi örmeden alalım araya giriyorum ilmek çıkarıp şöyle baktığımızda zaten ikişer ikişer bakın zaten ayrıldığını daha önce de görmüştük kullanacağımız yerdeki ölçüye uygun olarak örüp tamamlayalım. Gayet zevkli. Burası arkası şurada ipim bağlamıştım ama şöyle devam ediyorum. Evet sıramızın sonuna kadar geldim. En son ilmeği ve her zaman olduğu gibi mutlaka ters örüyorum. Kenardan şöyle güzel bir görüntü elde ediyorum. Bakınız düz bir örgü ve asla kıvrılmıyor. Sona kadar geldim ve bu şekilde işlemlerimizin tekrarıyla modelimizi dilediğimiz yerde kullanabiliriz. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.